arkadaşlar. Kaçkınların yine yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar farklı bir formatla karşınızdayız. Her zaman teknede tuttuğumuz balıkları pişiriyoruz. Dağda, ormanda, kampta mantar pişiriyoruz, et pişiriyoruz, yemek yapıyoruz. Yani yemek videolarımız her zaman var. Ama bu sefer stüdyomuzda, mutfağımızda size özel bir bölüm hazırladık. Şimdiden canınızı çektireceğimiz için özür dileriz. Ne yapıyoruz abi bugün? Birincisi Cem bize buğulama yapacak. Ben de tava yapacağım. Peki neyin buğulaması ya da neyin tavası derseniz? Hamsi. O Karadeniz'in mis gibi hamsilerini gittik. En güzelini, en tazesini bulduk sizler için arkadaşlar. Böyle canlı, dipdiri, hani tabiri caizse kamçı gibi hamsileri bulduk, getirdik. Onlardan çok güzel bir buğulama ve tava yapacağız. Bir de mısır ekmeği yapacağız abi. Hamsi varsa mısır ekmeği şart. Bakalım senin buğulaman mı yoksa benim tavam mı daha lezzetli olacak? Evet arkadaşlar. Tabii ki önce hamsilerimizi ayıklamak gerekiyor. Çok güzel hamsilerimiz var. Diri. Muhteşem hamsiler gerçekten. İnsan bunu böyle çiğ bile yer. Kanka bir şey soracağım ya. 10 tane balığı nasıl böyle 3 saniyede ayıklayabildin ya? Abi videoyu hızlandırdık, onun için olabilir mi? Öyle diyorsun ama şaka bir yana kardeşim, gerçekten ellerine sağlık. Eyvallah. Yani balıkçıdan daha hızlı ayıklayabiliyorsun gibi bir şey oldu be. Yani abi işte el alışkanlığı diyelim. Ya bu işin sadece mutfak tarafı dedikleri bu olsa gerek ya. Yani bundan daha mutfağım var. Bildiğin mutfaktasın ya. Bayağı mutfaktayız ya. Evet arkadaşlar, balıklarımızı ayıkladık. Bir güzelce yıkadık onları. Şimdi sıra hamsi buğulamada. Öncelikle arkadaşlar, bu hamsi buğulama için biz minik güveçler kullanacağız. Bu güveçlerde toprak güveç. Bir tane domates, iki tane limon, iki tane soğan, üç diş sarımsak, birazcık göz kararı maydanoz ve hamsi ihtiyacınız olan şey. Hadi hep birlikte yapalım. Halka halka doğruyoruz. Sonra güvecimize, en altına domateslerimizi diziyoruz. Yani bir balık için bu kadar ağlayacağını bilmezdim ya. Abi balık deyip geçme. Sen o balıkların hikayesini biliyor musun? Hiç bilmiyorum kardeşim. Öf. Zehir gibi soğan. Sonrasında soğanlarımızı halka halka doğruyoruz yine. Soğanlarımızı diziyoruz. Sonrasında şöyle 3 diş sarımsağı, birkaç parçaya böldükten sonra sarımsağı da şöyle aralara atıyoruz. Evet. Şimdi artık balığımızı dizebiliriz. Dizdikten sonra üstüne yine halka halka
limonlarımızı ekliyoruz. Ve birazcık da maydanoz atacağız. Evet. Şöyle yarım çay bardağından az, biraz çeyrek çay bardağı kadar suyu ezdiriyoruz üstüne. Göz kararı olacak şekilde biraz da zeytinyağı. Biraz tuz. Yine göz kararı. Ve en son üstüne çok az bir şey böyle karabiber. Eğer değirmeniniz yoksa top karabiber de atabilirsiniz. Güvecimiz, buğulamamız hazır. Fırına verilmeye müsait hale geldi. Önceden kızdırılmış 150 derecelik fırında 20 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar, Cem'in tarifi bittikten sonra sıra benim tarifime geliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, bizim bir unlama tekniğimiz var. Yani ilk bölümden itibaren bir unlama tekniği kullanıyoruz burada. Bu unlama tekniği kullanmanın tek sebebi arkadaşlar, hem vakitten kazanıyorsunuz hem de hiçbir şekilde elleriniz unlanmıyor. Şöyle balıklarımızın her yeri gördüğünüz gibi unlu. Evet arkadaşlar, hamsi tavanın en can alıcı noktası da tavaya dizmesidir. Gerçekten bunu şiir gibi diziyor olmanız gerekiyor. Çünkü aksi takdirde hem piştikten sonrası görüntüsü ya da tavayı ters çevirdiğiniz zaman da birbirine ne kadar sık olursa o kadar dağılmasının da önüne geçmiş oluyorsunuz. Hep birlikte dizilişini izliyoruz. Tavamızı da bir koyalım. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta, böyle ununu iyice serpip kuyruk tarafları içeri bakacak şekilde yan yana hiç boşluk vermeden. Pişirdikten sonra umarım ters çevirmede yanılmayız ve şu şiir gibi tabloyu da sizlere güzel bir şekilde sunarız. Şöyle kenardan emecek şekilde görüntü bu arkadaşlar. Sıra geldi kızartmasına. Arkadaşlar, balığımızın bir yüzü pişti. Şimdi bunu kapatıyoruz. Balığımızın bir yağını bir süzmek gerekiyor. Burada dikkatli olmakta fayda var çünkü kızgın yağ.
Evet arkadaşlar, şimdi final hareketi. Hop. Koyuyoruz. Parmağınızı iyice gösteriyorsunuz. Kaldırdığınız zaman şiir gibi bir tablo. Daha sonra arkadaşlar kızdığımız yağı tekrardan kenarlardan böyle dökmeye devam ediyoruz. Ortası nasıl nar gibi oldu ama kanka? Canavar gibi gözüküyor şu anda. Saldırısım var tabaya. Sakin olur musun? Evet arkadaşlar, Yukarı'nın hamsi tavası oldu. Benim buğlamam oldu fırında şu anda. Ben de ne yapıyorum? Mısır ekmeği. Yani yaklaşık yarım kilo kadar mısır unu koydum ben. Tabi bu biraz iki kişilikten fazla olacak ama yarın da yeriz. Geri kalanlarını da yeriz canım, ne olacak? Tabi canım. Evet, unumuzu koyduktan sonra biraz göz kararı tuz atıyoruz. Ve koyacağımız şey su. Suyu kontrollü koymak gerekiyor. Şöyle suyu ufak ufak ekleye ekleye mısır unu, tuz ve suyu İyice yoğuruyoruz. Yani aşağı yukarı şu kıvama geldiğinde unumuz hazırdır. Yani elinize yapışmayacak. Ama bıraktığınızda da bir arada durabilecek bir kıvam. Yani şöyle gösterebilirim. Şu kıvama geldiğinde okeydir. Şöyle bir güzel yağlıyoruz önce. Çok güzel. Evet, kısık ateşte pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle bir kontrol edelim. Yapmamız gereken basit. Şöyle bakıyoruz. Evet, bütün gibi duruyor. Hemen şöyle altına doğru sokuyoruz. Zaten yağladığımız için yapışmaz. Şöyle hızlıca çeviriyoruz. Biraz da altı piştikten sonra ekmeğimiz hazır hale gelecek. Evet arkadaşlar, mısır ekmeğimiz de hazır. Şöyle üstüne tahtayı kapatıp çeviriyoruz. Oh, güzel de pişmiş, yanmış be. Şiir gibi oldu. Vay 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 vay. Arkadaşlar, yemeklerimiz pişti. Muhteşem bir hamsi tava, muhteşem bir buğulama yaptık. Çok güzel bir mısır ekmeği yaptık. Artık tadım yapabiliriz gibi gözüküyor. Valla ben ilk tavanın şu yanmış, güzel kızarmış taraflarından bir alacağım. Oo. Ben de daha kenarlardan alacağım abi. Niye kenarlardan alacağım? En güzel pişmiş yeri. Ben hamsiyi çok pişmiş sevmem abi. Çiğ bile yiyorum ben hamsiyi. Ben,
Kokuya bak. Şiir gibi kokuyor. Mısır ekmeğiyle. Bunun içine baksana da ya. Şu buğulamayı da şöyle kılçıklı kılçıklı bana ver bana. Onu. Al bunu da sen al o zaman. Şöyle o zaman buğulamayı da kılçıklı kılçıklı. Müthiş. İşte budur ya. Vallahi süper olmuş. Ama kokuya baksana abi ya. Şu mısır kokusunun yerine bir şey tutar mı ya? Peki bir şey söyleyeceğim. Bizim niye salatamız yok? Salata burada abi. Al güzel kardeşim. Eyvallah. Hatırlıyorsan bir videomuzda en çok soğanı bu şekilde sevdiğini söylemiştin. Hatırlıyor musun? Kesinlikle. Evet arkadaşlar, Kaçkınlar ekibi olarak bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi biz kaçtık.